Hayır, ne oldu da hastaneye gitti, bilezik işi yarım kaldı? Şöyle, şimdi bu kızcağız teniste bileğini incitmiş çok önceden. Ondan sonra yemek sırasında da öyle ters bir hareket olunca o dedi, ay dedi, yine dedi bileğim sakatlandı galiba dedi. Ben dedi hastaneye gideyim dedi, gitti. E tamam işte, peşinden gidip doktor bileziği çıkarıp muayene ederken alıverseydiniz. Nasıl, hastanede bileziği mi araklasaydık? Yani sen de Paris Maris derken bayağı Hacı Yusuf'u bağladın ha. Bir saniye, bir saniye. Bakayım. Aa, Şevko mesaj göndermiş. Ne diyor? Dostlar, bir organizasyon sıkıntısı nedeniyle iptal ettiğimiz düğünümüz bu akşam önceden duyurduğumuz şekilde, yani Sema'mla tanıştığımız Yuha'da 8'de gerçekleşecektir. Herkesi mutluluğumuza şahit olmaya bekliyoruz. Hadi, barışmışlar mı? Herhalde, baksana düğün var. Ay, ben kıza bu zamanda koca nerede falan demiştim. Ondan mı acaba? Kim bilir? Ne enteresan iş. Tamam diyor yalnız. Şevko gelmiş. Ne yapıyorsunuz serseriler? Oğlum şimdi mesajın geldi. Düğün mü var harbiden? Yes sir. Ama biraz da senin sayende oldu ha. Vallahi. Tabii Sema'cığımın bileği yemekte sakatlanınca ondan sonra hastaneye gitmiş. Bir arkadaşı söyledi. Tabii panik oldum. Kıyamadım, kalktım gittim. Ah canım, ah canım. Tabii biz bir sarıldık, bir ağla, bir zırla, bir şey. Dedik yarın yapalım biz bu işi. Bak görüyor musun Gizem, senin sayende. Ay, inanamıyorum. Yalnız şöyle bir nokta var. Dün akşam yemekte bileği sakatlanmadı. Önceden de sakatmış zaten. Bence bu önemli ya. Bunun altını çizelim. Ya işte her şey kısmet. Kısmet, kısmet. Ben de dedim geleyim sizi bir öpeyim. Ne yaptın ya? Vallahi çok sevindik oğlum ya. Nasıl mutlu olduk canım. Hayırlısı, uğurlusu. Hadi ben şimdi kaçıyorum akşam. Tamam, bekliyorum. Tamam. Hadi görüşeceğiz. Hadi, buraya koşturacak şimdi. Ne koşturacak? Doğrusu bu, doğrusu bu. Bravo size. Ne mutlu olduk be. Yılbaşında Paris. Ay kız, ne kalender kız çıktı ama ya. Nasıl alttan alan kız çıktı. Ne? Hiç, hani. Hayata bakış olsun, felsefi olarak olsun.